Herkese yeniden yeni bir videodan merhaba dostlarım. Ne yapıyorsunuz ya? Bugün cuma. Bir önceki videonun zaten sonunda söylüyordum. Gerçi araya bir video daha sıkıştırabilirim. Belli olmaz ama neyse. İşte dışarı çıkacağım akşam. Eğer çıkarsam ve video paylaşırsam görürsünüz. Video içersem görürsünüz falan demiştim. Şimdi o günün devamındayız. Bugün günlerden cuma. Normalde arkadaşımla kahve içmeye çıkacaktık ama yani sonuçta ne olursa olsun ben de avare bir insan değilim. Benim de kendimce planlarım olabilir. Bana öyle işim bitince şey yaparım. Ne işin gece saat 12'de biterse ne olacak yani? Kaç yaşında insansın bir de derse ki saat 8'de işim bitecek, 8.30'da gelirim. 9'da işim bitecek, 9.30'da gelirim. Ama bana bir şey söylemiyorsun. Akşam diyorsun, ben de kendimi 8'e kadar bekliyorum. Bakıyorum ki gelmiyorsun. 15 dakikada hazırlanıyorum. Tam evden çıkacakken diyorsun ki işte bir otelde duş alacağım, oradan gelirim. Ama ben senin ne duşunu beklerim ne bir şeyini beklerim. Yani saçma sapan. Neyse. O ara zaten Sinan'a yazmıştım. Baktım ki gelmeyecek. Kanki dedim Taksim'e geleyim. O da gel dedi. Öyle Taksim'e gideceğim şimdi. Arabayı bir yere park ederim. Ondan sonra şey yaparım. Birinin arabası kazanmış. İşte şey yaparım. Ne derler? Arabayı park ederim. Orada işte McDonald's'tır, Burger King'tir. Onlardan bir tanesinden şey alırım. Milkshake alırım. Sonra Sinan'ların oraya giderim. Böyle bir saat, bir buçuk saat falan Sinan'la otururum. Ondan sonra da gene eve döneriz. Bir cuma trafiği var. Akşam trafiği. İnşallah bizim yolumuzda olmaz. Eğer böyle yolun çok trafikli olduğunu anlarsam şey yapmayacağım. Yani başka bir yere gideceğim. Yolu değiştireceğim. Öyle işte yani insanlar böyle bir tuhaflar. Bir de yani ben hassas bir dönemden geçiyorum. Evde oturmak istemiyorum. Ruhum daralıyor. Hani çıkmak istiyorum ve senin şeyini beklemek zorundayım. Yani keyfini beklemek zorundayım. Hayır, insanlar böyle buluşmazlar. Ha tamam, spontane de buluşabilirsin. Ama kusura bakma yani bana da bir saat vermek zorundasın. Utanmadan bir de işte şey diyor. Sanki diyor 11'de 12'de aradım. Terbiyesiz. İnsanlar var. İnsanlar hiç haddini bilmiyorlar. Hiç yerini bilmiyorlar. İnsanlar hiç böyle adam bilmiyorlar yani. Ne oldu? Oturayım 11'e kadar seni bekleyeyim. Saat 11'de de işim çıktı. Kusura bakmıyorum. Kusura bakma de. Benim böyle vaktimi yemiş olmam. Böyle bir şey. Saçma. Neyse ama. Hadi görüşürüz Taksim'de. Biraz keyfim kaçtı yani. Sinirlendim o yaptığı şeye. Bir de zaten sürekli enerjisi kötü bir insan olduğu için o da beni birazcık gerdi. Ay geçer. Müzik dinleyip dinleyip gidelim. Şarjım yok bu arada. İnşallah Sinanların orada buna uygun şarj vardır. iPhone kullanan var mı bilmiyorum. Ve bu iPhone 13 Pro Max kullandığım için ben Type-C şeyi de yok. Ne derler? Şarj da yok. Normal eski şarjdan yani kullanıyorum. Bakalım inşallah vardır Sinanların orada birinde. Ay acayip gürültü var aşağıdan. Geldim şimdi. Sinan Marlen'de çalışıyor. Eğer gelirseniz size bira ısmarlasın. Şöyle binelim asansöre. Asansörde var ya bildiğiniz bir tabut. Çıkalım 5. kata. Şöyle milkshake'imi aldım ve bu pipetin böyle bir boy büyümesi lazım. Ama yapacak bir şey yok. Bir de o kadar sıkıştım ki. Öyle. Saçma sapan konuşasım geliyor sürekli. Farkında mısınız? Yeni bir günden herkese yeniden merhaba dostlarım. Ne yapıyorsunuz? Zorlu'ya gidiyorum. Bugün günlerden cumartesi. Saat 11.30. Büşra ile buluşacağız. Büşra benden sonra gelir muhtemelen diye düşünüyorum. O arada ben böyle belki karnımı doyururum, dolaşırım falan. Ondan sonra da oturup Büşra'yı beklerim. Şorbanın rengi ne kadar güzelmiş. BMW'nin X1'i böyle gri, pastel gri gibi ama böyle hafif yeşil gri gibi de bir yandan. Güzel renkmiş. Neyse. Bir önceki videoya böyle bazı yorumlar geldi. Bazı şeyleri yanlış anlamışsınız. Birisi şey yazmış işte kapalı kadın neden kapalılıktan dem vuruyorsun ki gibi bir
kişi şey yapmış. Şimdi benim orada dem vurmaya çalıştığım şey, akıl bali olan insanlar anlar ama bir hassas bir yerine de denk gelen biri oldu anladığım kadarıyla. İşte kapalı bir kadın nasıl bunu yapar falan. Arkadaşlar, kapalı kadının arkasından İstanbul'da altından geçmediği adam kalmadı deniyor. Kapalı bir kadına bunu yakıştırıyor musunuz? Yani kapalı, babaanne olacak yaşta, babaanne olacak bir insanın, bunu da ayrıca konuşacağım. Babaanne olacak bir insanın bu kadar böyle çirkin pis ilişkilere girmesi sizce normal mi? Bilmiyorum yani. Ben neyi anlatamadım da siz neyi anlamadınız? Gerçekten bana tuhaf geliyor. Kusura bakmayın ama o kadar ağzından, dilinden, Allah, din, kitap, Kur'an, Bismillah düşmeyen bir insanın bu kadar ahlaksızca bir hayat yaşaması sizce normal mi? Yani bilmiyorum. Hani ben açığım, ben özgürüm, ben rahatım, ben istediğimi yaparım. Aklım, kalbim buna yetiyor, ayrı bir şey. Ama acayip namuslu gözüküp kendini böyle, ben namus timsaliyim, namus, Google'a namus yazınca ben çıkıyorum diyen bir insanın bu kadar namussuzluklarla tanınıyor olması sizce normal mi? Çok uzatarak konuşmayacağım. Ve yaş olayı, birisi de şey demiş, işte Cansu sen 30 yaşındasın, o senden büyük diye yaş olayını neden şey yaptın, işte kendinize yanın falan diye bir önceki videoda öyle bir şey söylüyor. Şimdi bunu söylememin sebebi, yaşam arkadaşlar, hayat her zaman geçiyor. Bir gün ben de 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında olacağım. Neyse, ömrümün ne kadar olduğunu bilemem. Bir gün ben de yaşlanacağım. Ve kusura bakmayın ama benim arkamdan böyle şeyler söylenmesin diye daha ahlaklı, daha kaliteli yaşamaya özen gösteririm. Ben yani şu İstanbul'daki her erkekle takılmak zorunda değilim. Erkek arkadaşım olur, birini severim, biriyle görüşürüm. O çok ayrı bir şey ama... Yani bu yaşına gelip, 47 yaşına gelip de yani şu yaşına kadar böyle beyhude bir ömür, böyle sadece hazlarla, sadece böyle arzularla, sadece azgınlıkla geçmiş bir ömür, boşa geçmiş bir ömür, gerçekten geçen ömrüne yan abi, yan yani. Şaka mı yapıyorsunuz? Rica edeceğim söylediğim şeyleri... kendi yaşınız bir yaşa geldi diye Cansu genç ve insanları yaşlılığından vuruyor gibi düşünmeyin yani. Öyle bir şey yok. Benim hiçbir zaman yaşla bir sorunum yok. Ben 93 yılında doğdum. Sen atıyorum işte 63 yılında doğdun diye benden atıyorum 30 yaş büyüksün diye bu seni şey yapmaz ki. Bir şey yapmaz ya da beni bir şey yapmaz. Beni yıl olarak, yaş olarak senden daha genç yapabilir ama bu çok da matah bir şey değildir yani. Benden 5 yaş küçük, 10 yaş küçük çocuk da ben 20 yaşındayım, sen 30 yaşındasın falan gibi bir şey değil arkadaşlar. Bu burada bahsettiğim şey daha ne derler? Ya aslında retorik bir şeyden bahsediyorum. Yani herkesin anladığı ve aslında bildiği bir şeyden bahsediyorum ama neden anlamadınız bilmiyorum. Orada kendi yaşınızla ilgili bir komplekse girdiğinizi düşünüyorum. Girmeyin. Tabii ki de ben de yaşlanacağım bir gün. Onlar ayrı şeyler. Bahsettiğim şey bu değil. Bu yaşına gelmişsin, bir ömür geçirmişsin ve hiçbir anlamı olmayan bir ömür yani. Arkandan sadece azgınlığın konuşuluyor. Bu sizce yani boşa geçmiş bir ömür değil mi? Yaşına yanmasın mı abi bir insan? Düşünsene, hayatın en güzel yılları geçmiş, gelmiş, gitmiş, hayatının gerisinde kalmış. Ve çok ahlaksız, çok çarpık ilişkilerin içerisinde olduğu bir şey yani. Neyse. Öyle. Zorda bir şeyler yiyeceğim falan. Çok acıktım, karnımı çok aç hissediyorum ve susadım. Evde neden böyle sabah oturup bir yarım litre su içmeden, 650 mililitre su için diyorlar biliyor musunuz sabahları ilk uyandığınızda, güzelce bağırsaklarınız açsın falan, o böyle geceden susuz kalmış vücudunuzun suyunu tamamlasın diye. Ben bir yudum şişeyi açtım, şöyle bir içtim, geri koydum yani, bitirsene şişeyi. Neyse. Şimdi günlük hani o suyla güne başlamadan kahveyle başlamış oldum. Sağlıklı hayat denince ben. Öyle. Neyse, bazı şeyler artık geride kaldı. Hayatımızın gerisinde kaldı. Yalanlarla gitti. Böyle ne bileyim, günahlarla gitti falan. Değişik değişik şeyler yani. O yüzden bunun ne mevzusunu yapmaya değer ne bir şey yapmaya değer. Arkamdaki arabadaki çocuk değişik değişik bir şarkı söylüyor. Bir şey yapıyor mu, ne yapıyor gibi.
Öyle, Zorlu'da inşallah görüşürüz. Dostlarım, evdeyim. Zorlu'da Büşra ile gezdik falan. Fakat sadece küçücük bir şöyle Rossmann alışverişim oldu. Güzel indirimi vardı Rossmann'ın ama güneş kremlerindeki indirim sadece bugünmüş. O yüzden kusura bakmayın. Kimin hakkını yediysem kusura bakmasın. Gerçi hak yiyen burada ben değilim, kendini biliyor. O sarışın kendini biliyor. 50 tane güneş kremi alan sarışın. Zorlu'da böyle bir şey çekemedim. Çünkü hem kalabalık olmuştu hem yanında arkadaşım vardı. Öyle biliyorsunuz, insanları taciz etmemek adına dışarıda çok fazla böyle yanımda birisi varsa video çekemiyorum. Vallahi 3 parça ürün aldım ve bunlara 364 lira para ödedim. Bir tane Kladerm'in arındırıcı kil maskesinden aldım, propolisli. Bu cildin canlı ve parlak görünümüne yardımcı olur. Etkili gözenek temizliğinde önemli rol oynar. Cilde mineral desteği sağlar, tüm cilt tiplerine uygundur. Şöyle bir propolisli maske. Ben de Yves Rocher'in kil maskesi var. Onu bana hediye etmişlerdi. Kömürlü kil maskesi mi yoksa sadece kömürlü maske miydi neydi? Ya mesela onu ben cildime sürdükten sonra yüzümü bir de yüz temizleme jeliyle yıkama isteği duyuyorum. Böyle tuhaf bir yağlı his bırakıyor. O yüzden şöyle gerçekten kurutan, böyle cildin bütün sebumunu sömüren bir şey almak istedim. Sonra L'Oreal'in Bright Reveal koyu leke karşıtı fluid yüz kremi. Şu niasinamidliydi değil mi? Niasinamidli olanından koyu leke görünümünde %53 azalma, iz bırakmayan hafif doku ve günlük kullanım diyor. Şöyle şundan aldım. Bunun fiyatı 199 liraydı. Bir de Talya'nın Glow Me Up şöyle bir stick güneş koruyucusunu aldım. Bunun fiyatı da 110 liraydı. Bunu şeye stok dolabına alacağım. Bunu da hemen kullanıma açacağım. Neden? Çünkü dışarı çıkarken çantama atarım, dışarıda falan da kullanırım diye bunu hemen sizin de yanınızda açıyorum. İnşallah makyajı çok fazla yerinden oynatan bir zımbırtı değildir. Şöyle. Yani tabii haklılar, insanlar çalıyor ediyor da her yerine de bir şey yapıştığı zaman sonra böyle çamursu bir şey oluyor bunların üstü de. Evi bu arada temizleyeceğim. Şimdi gideceğim, hemen evi toplayacağım. Yani sizden şuradan, buradan gidince hemen evi toplayacağım. Şöyle üstünde koruma kapağı da var. Güzel. Ve çevirsem, hadi bir tane çevirelim, çok önemli değil. Nereye şey yapalım? Bu elimin üzerine bir şeyler denemiştim, o yüzden bu elimin üzerine kullanacağım. Şöyle. Bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şey belli olmuyor. Hafiften böyle. Tamam, şimdi sanki böyle en üst tabaka hafiften erimeye başlayınca şey oldu gibi. Bakalım, bayağı elimin üzerine şöyle sürüyorum. Kokusu yok. Hiç kokusu yok hem de. Bakalım açtığımız şey geri gelecek mi yerine? Evet, geri de iniyor. Ama tabii ki de dikkat edin. Böyle bu tarz şeyleri sonuna kadar açmamaya özen gösterin. Yoğun kıvamlı. Güzel. Hiç kokusu yok. Sıfır. Sıfır koku. Ve şöyle çok hafif, çok hafif bir balm gibi bir şey duruyor. Ama şeyde hiç belli olmaz. Güzel. Bu bundan sonra benim çantamda. Eğer bir daha böyle hoşuma giderse ve indirimde görürsem, tekrar seversem bundan alırım ve aldığım zaman da size söylerim. Beğenirsem de söylerim, beğenmezsem de söylerim. Makyajın üzerine oluyorsa da söylerim, olmazsa da söylerim. Şimdi sürmeyeceğim çünkü geçen gün çekirdek yedik arkadaşımla sahilde. Yüzümde böyle birkaç tane sivilceler çıktı. İstemiyorum yani, bu suratımın üzerine sürmek istemiyorum. Hadi görüşürüz sonra. Yeni bir günden herkese yeniden merhaba. Dostlarım, bugün günlerden pazar. Ben gene makyajla yatmışım. O kadar tembelim ki Allah'ım, o kadar tembelim ki. Şu bir haftadır böyle şeyim yani. Bir böyle iyiyim, bir kötüyüm, bir iyiyim, bir kötüyüm. Bir haftam hep böyle geçti. Ay, bilmiyorum. Bir de çok kötü beslendim. Zaten çok kötü beslendimden ziyade neredeyse hiç beslenmedim.
falan bile diyebilirim. Ve bilmiyorum. Yani geçecek de bir keyifsiz yani böyle bir ne derler değişik bir şey. Boom Butter'ın keratin saç maskesini süreceğim saçıma şimdi. Bunu bana Büşra almıştı. Çok memnunum. Ve ben bundan şeyde de memnunum. Duştan çıktıktan sonra saçımı kurutup böyle saçımı sakinleştirsin diye sürüyorum. İnce telli saçlar ya da böyle yağlanmaya çok meyilli saçlar beğenmeyebilir. Ve ben ikisiyim de. Ama benim saçlarım çok kabardığı için... nemsiz olduğu için ben çok seviyorum. Ona göre aklınızda olsun ama deneyin gitsin. Beğenirseniz sürersiniz. Şöyle uçlara uçlara genel olarak süreceğim. YouTube'da şeyleri izlemeyi çok seviyorum. Böyle Koreli kızlar var ya sessiz vloglar çekiyorlar böyle. Onları izlemeyi çok seviyorum. Plan D diye bir kız var. Yani dünyaları yiyor, dünyaları ve böyle yok kadar bir kız. O kadar incecik bir kız ki o yedikleri nereye gidiyor? Nasıl onları yiyor falan. Böyle çok acayip ve bana göre pis bir beslenme şekilleri var. Fakat çok zayıflar falan. Sağlıklılar bir yandan da sağlıklılar yani. Değişik bir şey. Şimdi bunu saçımda bir yarım saat kadar bekleteceğim. Bu böyle kalacak benim saçımda. Ve bir de yüzüme maske süreceğim. Hem böyle bir şey oldum. Burnum falan kötü oldu. Pütür pütür böyle dokununca hissediyorum. Hem makyajla yatıvermenin tembelliğin günlerdir böyle verdiği yüzümde bir şey var. Gözenek dolması meselesi var. Elimi yıkıyorum. Dün şey söylemiştim hatırlarsınız. Yves Rocher'in kömürlü maskesi var bende. Yani kötü bir maske mutlaka değil. Yves Rocher'in ürünlerini ben severim. Fakat onu yüzümden yıkadıktan sonra yüzümü bir de temizleme jeliyle yıkamak zorunda hissediyorum. Bilemiyorum. Şu Yves Rocher'in şeyini görünce aklıma geldi. Bakın bu çok güzel bir kokudur. Yani böyle Yves Rocher'den vücut losyonu alacaksanız bunu alabilirsiniz. Bu vanilyalı olanı vücut sütü vanilya olarak geçeni bu. Çok güzel bir koku, çok güzel bir ürün. Ben bunu da saçıma sürüyorum. Ben her şeyi saçıma sürüyorum arkadaşlar. Hayattaki saçıma süremeyeceğim gerçekten hiçbir şey yok. Neyse. Görünce bir yandan da aklıma şey geldi. Bir yandan da yüzüme Kladerm'in şu kil maskesini, propolis kil maskesini süreyim. Bunu da yüzümde birazcık bekleteceğim. Şimdi... Yves Rocher'de biliyorsunuz doğum günümüzde 4 al 2 öde ya da 2 al 1 öde kampanyası var. Şimdi ben de Yves Rocher'in biliyorsunuz Evidence kokusu benim çok eskiden beri kullandığım parfümlerdendir. Böyle çok severim kokusunu. Çok şık ve hani zengin bir kokudur. Mutlaka onu da tavsiye ederim. Doğum günü kampanyanızdan yararlanmak için de öncesinde karta sahip olmanız gerekiyor. En az 2 ay mı ne şeyinizin olması gerekiyor diye biliyorum ben. Tabii benim hani yıllardır Yves Rocher kartım olduğu için, üyeliğim olduğu için. Neyse ben uzun zamandır kullanıyorum bunu. Geçen sene almamıştım diye hatırlıyorum. Tam hatırlayamayacağım. Önceki sene aldım ama geçen sene almadım sanki. Ve evidensim kalmadı yani evde hiç evidens yok ve benim en sevdiğim kokulardan bir tanesi. Yani alayım diyorum ama işte evidensle de böyle Yavuz'la bir şeyimiz var. Bir gün böyle ben onu bırakacaktım. Çıkmadan şey yapmıştık. Ben parfüm sıktım böyle. O da şeyde bilgisayar masasında, çalışma masasında oturuyordu böyle. Yatak odasını görüyor ya direkt orası. Ben de şey parfüm sıkıyordum. Ondan sonra
6 dakikada nasıl kaynayabildi bilmiyorum. Küçük bir taşma problemi yaşadık. Ocakta kuru fasulye kaynatıyordum. Haşlıyordum daha doğrusu ve taştı maalesef. Benim şeyler... Neyse işte ben de parfüm sıkıyordum. Yozo dedi ki, kızım dedi beni bırakıp geri döneceksin dedi. Niye parfüm sıkıyorsun dedi. Ondan sonra ben de dedim ki, yol boyunca dedim bu güzel kokudan senin de nasiplenmen lazım. Ben zaten böyle kokuyorum dedim ve gülmüştüm böyle. Ve o parfümü ondan sonra şey dedi, gel bakayım koklayayım dedi. Ben hani yeni aldım falan demiştim böyle ama çok eski kokumdur yani çok severim onu falan yapmıştım. Gel bakayım koklayayım demişti. Ondan sonra da şey diyor, sen zaten normalde de böyle kokuyorsun falan yapardı. Yavuz çok övmeyi seven, şöyle dudak üstüme de şey yapacağım, övmeyi seven, böyle iltifat hani etmeyi seven biriydi. Allah rahmet eylesin. Ay, öyle yani. O yüzden alsam mı almasam mı diye beni böyle tutan tek şey o kokuyu her gördüğümde bundan sonra aklıma Yavuz gelir mi diye böyle bir şeydi. Sonra şey demişti. Onun kullandığı Dior parfüm ben almıştım. Daha doğrusu ben onun kullandığı parfümü hiç beğenmemiştim ve gidip ona parfüm alıp bundan sonra bunu sıkacaksın başka bir şey sıktığını görmeyeyim demişti. Bazen başkanın odasına gidip başkanın parfümünü falan sıkıyordu. Ona da kızıyordum. Başka parfüm sıkmışsın falan diye şey yapardım. Bazen onu sıkmış oluyordu böyle. Portrait of a Lady'ydi galiba yanlış hatırlamıyorsam onun şeyde başkanın parfümü de. Onu sıkıyor. Üzerine benim aldığım Dior'u sıkıyordu korkusundan. Kızma tamam mı falan diyordu. Sakallı gezerdi son zamanlarda böyle. Ben de hiç sakal sevmem. Patozcu diye dalga geçerdim. Bugün patozcuyum sorun olmazsa gelebilir miyim derdi. Ah öyle. Ya da bazen böyle sakallı gelirdi. Sonraki gün sabah görüntülü konuşuyoruz böyle. Bir bakıyorum tıraş olmuş. Garezin bana değil mi falan diye çok kızıyordum öyle. Ne yapayım kızım diyordu öyle denk geliyor falan diyordu. Aman aman. Maskemizi kaldıralım. Gideyim. Ocağı bir sileyim. Ocak mahvoldu. Ben bu arada kuru fasulyeyi sütle haşlıyorum. Biraz süt, biraz su koyuyorum ve o şekilde haşlıyorum. Çok daha lezzetli oluyor. Haberiniz olsun. Çakal Lezzetler diye bir çocuk var ya ondan öğrendim. Ondan gördüğümden beri öyle yapıyorum ve çok lezzetli oluyor. Hoca normalde her kuru fasulyeyi sevmez. Buna bayılıyor. Hani ona göre. Yani hoca bir şeyi anormal seviyorsa o böyle über lezzetli bir şeydir. Çünkü her şeye bir şey bulur. Bir içli köfteme laf edemez, bir pilavıma laf edemez, taze fasulyeme laf edemez, ondan sonra mercimek köfteme laf edemez falan. Ama onun haricinde böyle yaptığım işte bezelyedir, kabaktır falandır filandır onlara çok şey yapar. Yavuz'da yaptığım pazıya bayılırdı. Pazı var mı diye böyle durduk yere mesaj atardı ya da pazı yapsana yiyelim falan derdi. Öyle. Öyle. Artık yemek yapasım gelmiyor. Hiç bilmiyorum. Bu aralar tembelim. Öyle. Hadi görüşürüz. Öyle öyle diye diye. Ben geldim. Duştan çıktım. Ve baya böyle kil maskesini fazla beklettiğim için birazcık böyle yüzüm kızarmıştı falan. Hemen şey sürdüm. Hyaluronik asit serum sürdüm. Onun üzerine böyle aloe veralı bir nemlendirici krem sürdüm. L'Oreal'in kremini sürdüm. Ondan sonra bir 20 dakika sonra falan yüzüm düzeldi. Böyle burnumun üstü falan pütür pütürdü ve çok güzel oldu. Çok memnunum. Tabii hani o kadar yarım saatten fazla bekletmek iyi olmadı. Ama olsun. Olsun varsın. Şimdi. Böyle çok hafif bir makyaj yapacağım. Ama önce bir dudağıma hametan sürmek istiyorum. Gerçekten yani bu vücut kuruluğu, dudağımın kuruluğu beni çok konforsuz bir hale getiriyor bazen. Şöyle hametanı sürdüm. Ve. LA Colors'ın şu çok eskinin meşhur
bunu böyle kullanmayan kalmamıştır zamanında. Conseil itini mi sürsem acaba? Bu birkaç gündür sürekli farklı farklı şeyler sürüyorum. Bir heves ediyorum herhalde. Yoksa bunu bırakıp L'Oreal'in Infallible, bu Modern Concealer'ının 327 rengi bendeki, bunu süreceğim. Bu biraz daha böyle yoğun yapıda bir şey ve çok uzun süre göz çevresi şey kalıyor. Şurada bir şey var, burada bir şey var. Bir daha asla çekirdek yemeyeceğim. Hayatımdaki son çekirdeği geçen akşam sahilde yedim. Bir daha asla. No. Tersten başlayacaktım ama beni böyle mağaza gezmek gibi şeylerde bile belirli bir düzenim ve sistemim vardır. Bu sistemden hiçbir şey alıkoyamıyor. Hep mesela mağazaya sağdan böyle gezmeye başlarım. Ortadan direkt girmem falan. Concealer'ı önce sağ göz altından sürmeye başlarım. Gibi böyle bazı bir takım gereksiz şeylerim var. Şimdi vadiye çıkacağım. Normalde pazar günleri hep İstinye Park'a giderim ve İstinye Park'ta kahvecide bir kahve içerim. Ama İstinye Park'taki İroşi'yi kapattılar. Öyle olunca parfümü alamayacağım. Gerçi parfümü hani almak zorunda mısın, bu kadar acelem var mı diyecek olursanız, parfümü yarın otelden çıkıp Zorlu'ya uğrayıp Zorlu'dan da alabilirim aslında. Ay. İstinye Park'a gideyim ya. Evet, İstinye Park'a gidelim. Bir şey yaparım. Zara gezerim. Saat 1:20 geçiyor. Zara gezerim. Zara'da böyle pembe bir şey gördüm. Böyle spor ayakkabı gibi babetler oluyor ya. Öyle bir şey gördüm. Onu beğendim. Terlikle gideyim, bir onun 39'unu denerim. Eğer olursa onu alırım. Çünkü hoşuma gitti ve böyle ben yumuşak şeyler giymeyi seviyorum. Böyle hani yürürken ayağımda bir şey varmış gibi durmasın. Ayağımda bir ağırlık olmasın. Onu seviyorum. O yüzden alabilirim. Eğer varsa numarası. Sonra bir aldık alalım. Kiko'nun Unlimited Blush'larından 04 rengi hala var ve çok güzel bir ürün. Çok seviyorum bunu. Eğer ten renginiz bana yakınsa ve ben nötral tonluyum, damarlarım hem yeşil hem mor ve ten renginiz falan bana yakınsa alıp kullanabilirsiniz. Çok güzel. Çok güzel yani. Elim hep buna gidiyor ve çok seviyorum. Şöyle. Çok güzel bir ürün. Şöyle göstereyim. Rengi de 04. Şöyle. Tabii ben bunu çok uzun süredir kullandığım için çok pis oldu. Ama ne oldu biliyor musunuz? İzmir'e Nars'ın orgazm şeyini götürmüştüm. Allığını götürmüştüm ve allık kırılmış. Allah'tan hani allık kısmı değil de kapak kısmı kırıldığı için çok sıkıntı etmedim ama keyifsiz yani. Fakat Nars'ın da şöyle bir sıkıntısı var. Nars ürünleri çok çabuk kirleniyor. Yani o böyle kapak ambalaj materyali o kadar acayip ve kötü ki maalesef. Bu arada Büşra ile beraber hatırlarsanız bir allık beğenmiştik. Şimdi ben o allığı hala çok beğeniyorum. Fakat aklımda bir de şey var. Nars'ın Dolce Vita allığını mı alsam acaba diyorum bir yandan da. Büşra'ya bunun konusunu hiç açmadım. Çünkü o bir şey alırken şey yapıyorum böyle, ne derler, İhtiyacımız yok ama alacağız değil mi falan diyorum. Şimdi utanmadan kıza Nars'ı atıp kanki bunu alsam mı demem. Çok hoş olmayacak. Ama bilmiyorum. Direkt ben bunu aldım diye sürprizle yapabilirim hepinize. Öyle bir şey de olabilir. Her zamanki gibi Beaulieu'sin fake itini sürdüm. Ne Dior, ne Chanel, ne başka Yves Saint Laurent. Hepsinden güzel. Bu bambaşka bir şey. İşte böyle market şeylerinden de, drugstore ürünlerde de, işte ne bileyim Maybelline'den, L'Oreal'den, hepsinden daha güzel. Çok güzel bir rimel. Gerçekten gratis. Yaptı yani. Sonra bir de ruj sürelim. Ne süreyim? Bir Fenty süreyim. Fenty'nin şu gloss, neydi bu? Fenty Glow
gloss bump'larına Fenty Glow'u süreceğim. Ama dudağıma bir küçük şey yapmam lazım. Şöyle. Ne süreyim? Şu şeyi süreyim. Flormar'dan Waterproof Lip Liner. 244 Chocolate Fondue. Bu kahverengisini süreceğim. Benim dudağım renksiz olduğu için sadece bir gloss sürdüğümde, gloss'un rengi böyle çok hani opak bir şekilde dudağa geçmiyorsa keyifsiz oluyor. Böyle ince işlerde çok fenayım, çok kötüyüm. Hiç beceremiyorum. Yamuk oldu. Ama olsun. Şöyle şurayı bir silelim. Şimdi bunu bu şekilde sürüyorum ya. Sonra bunu parmağımla şu şekilde yayıyorum. Ve bütün dudağı bu kaplamış oluyor. Kameradaki renkle aynada gördüğüm renk çok farklı. Şu dışa sürülenini de bir silelim. İşte benim ev becerisi. Benim ev becerisi bu kadar. Çünkü yok. Bu kadar dediğin yok. Sonra bunun üzerine Fenty'nin bu gloss bump. Bunu sürüyorum. Ve hazırım. Evet, gidiyorum. Dudak böyle birazcık şey oldu. Ne derler? Birazcık daha fazla gibi oldu. Ama zaten 10 dakika sonra hiçbir şey kalmadığı için ilk böyle bir evden çıkarken heves etmemle kalıyorum. Üstüme şu Zara'nın yeşil şu gömleğini giydim. Altımda da kot var. Ayağıma terlik giyeceğim. Çünkü kolay çıksın. Hani kolayca o babet gibi olan spor ayakkabıyı onu deneyeyim diye şey yapacağım, terlik giyeceğim ve çıkacağım. Bir tane de bir çanta ateşleriz. Yves Rocher'in Mono ile şu parfümünü sıktım bugün. Geçenlerde şunu el nemlendiricisi olarak kullanmaya başladım. Bu da Yves Rocher'in Mono ile güneş sonrası losyonu. Ama bayağı ben bunu nemlendirici krem olarak kullanmaya başladım. El kremi olarak kullanmaya başladım. Bunu bir alışverişimde hediye olarak vermişlerdi. Yves Rocher. Sephora'nın zırnık koklatmadığı yerde Yves Rocher'in tam boy ürün vermesi. Hediye ateşlemesi. Gerçekten öyle Fransız bonkörlüğü. Sonra İşte onun kokusu çok güzel olunca, Mona ile olunca bir iki gündür böyle buna şeyim, Yves Rocher'in parfümüne de yükseğim. Ne dediğimi bilmiyorum, farkında mısınız? Tabii konuşuyorum ama boş konuşuyorum. Bir de yüzük takalım. Yüzüksüz çıkmayalım. Şöyle. Şu çıtır yüzükler var ya, ince alyans olarak geçiyor bunlar. Şunları şöyle takmayı çok seviyorum. Bunları muhtemelen ben gümüş rengini de alacağım. Ve böyle gümüş bir şey taktığım zaman da hani böyle iki parmağımda dursun. Bunları gerçekten çok seviyorum. Çok çok şık duruyor. Şeyde internette Yavuz Kuyumculuk'tan almıştım. Ve 1 milimetrelik olanlardan bunu yanıma alıyorum ve gidiyorum. Yeni bir günden herkese yeniden merhaba dostlarım. Ne yapıyorsunuz? Bugün günlerden pazartesi. Sabah ben pilatese gittim. Sonra pilatesten geldim. Evi bir süpürdüm, sildim. Duşa girdim, çıktım. Otelin böyle birkaç tane işi vardı ama hep böyle bilgisayarlık işlerdi. Bugün otele gitmeyeceğim. Sadece böyle bir iki tane fiyat teklifi göndereceğim yer var. Onları hazırlayacağım. Bilgisayarımı yanıma aldım ve İstinye Park'a gidiyorum. İstinye Park'ta önce bir Zara gezeceğim. Geçenlerde vadide bir tane pembe bir böyle babet görmüştüm ama spor ayakkabı gibi. Daha önce söyledim ve videoda hatırlamıyorum. Bugün onu alacağım muhtemelen. Ve bilmiyorum, belki de almam. Benim kararsızlıklar. Neyse. Sonra kahveciye ineceğim. Kahvecide birazcık bilgisayardan çalışacağım. Ondan sonra da eve geleceğim. Bugünkü film.
meydanım bu kadarcık. Bir manava uğrayacağım çünkü evde hiç yeşillik yok. Böyle işte ne bileyim, geçen domates almıştım Makro Center'dan. Şeker domates almıştım. O domates haricinde evde hiç yeşillik yok. Şey falan alacağım, böyle işte rokadır, işte salatalıktır falan, öyle şeyler alacağım. Yeşilliksizlikten öleceğim resmen. Ki ben severim yani, biliyorsunuz şeydir hani, bir Egeli olarak aslında otlarla haşır neşirimdir ama bu aralar yıkamaya üşendiğim için tembellikten kaldı öyle. Neyse, dün akşam, dün gece daha doğrusu kuru fasulye pişirdim. Ay Allah'ım, kuru fasulye pişsin diye o kadar çok bekledim ki. Benim kesinlikle bir düdüklü tencereye ihtiyacım var. Ama düdüklüden de çok korkuyorum bir yandan. Bilmiyorum, alacağız bir ara. Bir ara alacağız ama bakalım ne zaman alacağız. Karaca'nın o böyle patlamayan düdük didiklisi düdüklüsü var ya, ondan alacağım. Ama bakalım. Yani ben bunu korkmadan pişiririm ya. Tamam, sıkıntı yok. Okey dediğim gün alacağız. Bir de birazcık düdüklü tencere kullanmayı öğrenmem lazım. Yani düdüklünün mantığı ne? Mesela suyu neye göre koyuyoruz? Az mı koyuyoruz? Çok mu su koymamız gerekiyor? Bunu çok merak ediyorum. Ondan sonra bir de mesela öttüğü zaman altını kapatıyor muyuz? Altını kısıyoruz ama ilk başta çok mu yüksek ateşle başlatıyoruz falan. Bunlar böyle benim bunlar benim düdüklüyle ilgili şeylerim şu an. Neyse, onları çözdükten sonra kendime bir tane düdüklü tencere alacağım. Bunu beraber yapacağız. Çünkü ben çok uzun zamandır düdüklü diyorum. Bunu bilenler biliyordur. Hatta Twitter'da bir ara sürekli düdüklü tencere yazıyordum. Deli gibi böyle düdüklü tencereden bahsediyordum. Hatta Yavuz bir kere şey demişti. Alayım da sus artık falan yapmıştı. Ben de diyorum ki benim param yok mu zannediyorsun? Ben alamam mı zannediyorsun diye. Söylenmiştim. Benim olayım düdüklüden korkmak. Ya patlarsa diye korkmak. Ondan sonra bakalım, bir ara halledeceğiz. Neyse, düdüklü konusunu geçelim. İstinye Park'ın bayağı önüne doğru dönüyorum şimdi bu ışıklardan. U yapacağız ve İstinye Park'a gireceğiz dostlarım. İstinye Park'ın içerisine gösterir miyim bilmiyorum. Çünkü her yerde çok fazla müzik var. Herkes telif yiyor. Ve her defasında telifli müzikler açıyorlar. Eskiden bazı müziklerde genel olarak müziklerde şey yoktu, telif yoktu ama şimdi herhalde insanlar çekmesin diye bilerek böyle yapıyorlar. Eylül Öztürk'ü izliyorum ben, çok severim onu izlemeyi. Mesela geçen gün kızım videosuna telif gelmiş, o da ses kaydetmek zorunda kalmış. Yani ben sesini kısmıştım, o üstüne ses kaydetmiş videonun. Keyifsiz yani, kötü. O yüzden maalesef mağazalarda çekilmiyor, eskisi gibi değil. Gerçi ben de videonun üzerine ses kaydetmeyi biliyorum. Ben de bunu yapabilirim ama tembellik tabii. Oo, 48. Hadi o ona gitsin. Sen de benim bagajıma bak. Şöyle. Açalım. Bagajın mı bozuk yenge? Bak, benimkine bakmadılar bile. Bagaj perdesi açık. Dışarıdan bakıyorlar sadece. Üff. Kıl kuyruk. Baktı. Güvenlik kıl kuyruk tip çıktı. Evet, hadi görüşürüz. Bu ne tangır tungur girdik. Şey herhalde mangal mazgalı açılmış herhalde, tangır tungur girdik. Gene karanlığın ortasında çek, tamam mı? Kimse seni göremesin. Akşam oldu bayağı. Ben İstinye Park'tan sonra eve geldim ve saat 8:20 geçiyor. Şimdi evden çıktım ve hocaya yemek götüreceğim. Kuru fasulye ve pilav yapmıştım. Onları götüreceğim hocaya. Bugün yemez artık. Ama yarın için yemeği olsun. Bir de şey yaptım, konserveledim. İstediği zaman açar yer yani. Şimdi Fatih'e doğru gidiyorum. Kahvecide kahve içeceğiz. Yeni bir günden herkese yeniden merhaba. Bugün günlerden salı. İşlerim vardı. Otele uğradım. Otelden vadiye geldim. Vadiden de eve geldim ve doğum günü kampanyamızı kullandık. Nihayet bir aydır doğum günü kampanyası deyip duruyorum. Yves Rocher'in
doğum gününüze özel 4 al 2 öde ya da 2 al 1 öde kampanyası oluyor. Ben 2 al 1 ödeden faydalandım. Evidence'in bu klasik komün Evidence parfümünden aldım. Bu öde parfüm olanlardan, Fransızca okuyacaktım ya, çevirdim. Orada sesim nasıl çıktı bilmiyorum. Güleceğim editlerken. Bundan 2 tane aldım. 100 ml'lik bir parfüm ve 2492 lira 49 kuruş ödemişim. Parfüm ne kadar? Parfüm 2490 lira. Tanesi 1245 liraya gelmiş oluyor. Ama şey, yani normalde tek bir tanesinin fiyatı 2490. Ben ikisini 2490 aldım. Ne saçmalıyorsun ablacığım? Sonra 189 lira 90 kuruşluk bir şey hediye edildi. Ne derler? El kremi hediye edildi. Bu Olive Petit Gras. Şeyli ve şeyli. Zeytinli ve öbürünün ne olduğunu bilmiyorum. Turunç demekmiş. Petit Gras'da. Öyle nemlendirici el kremi. Bunu da hediye ettiler. 2 lira 49 kuruşlukta bir poşet aldım. Bu Yves Rocher'in torbaları çok güzel oluyor. Bunlardan da bir tane aldım. Genel olarak kullanıyorum ben. Bir tanesini açacağım. Bir tanesini de stok dolabına koyacağım. Bunun şişesini yenilediler. Eskiden böyle daha dümdüz bir şişesi vardı. Sonrasında şişeyi bu şekilde arka kısmını kristalli yaptılar. Dünyanın bence en güzel kokusu. Muhteşem bir koku. Gerçekten Evidence ya. Intense de güzel bu arada. Intense de çok güzel bir koku ama Intense sadece 50 ml'lik üretiliyor. O yüzden büyük olanını almak istedim. Öyle. Bence bu videoyu artık burada sonlandıralım. Yine böyle uzun video olmasın. Yeni video açarım falan. Farklı şeyler yaparız. Bugün evdeyim. Akşamüstü belki dışarı çıkarım tekrar, bilemiyorum. Ama şimdilik evde gibi gözüküyorum. Evde de yapacak hiçbir şey olmadığı için sadece çamaşırları bir makineye atacağım, o kadar. Onun haricinde yapacak başka hiçbir işim yok. Oturup bir şeyler izleyeceğim. Prens'i izlerim. Sonra Nevşin'i izlerim falan. Öyle yani. Bugün gün erken başladı. Erkenden de işlerim bitti ve eve gelmiş oldum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.